Baylar bayanlar, bugün Stage 5 TDR kitlenmeksimizle tekrardan beraberiz. Bakalım 20.000 kilometre sonra performansı hala eskisi gibi mi? Bence kesinlikle öyle. Son birkaç videoda sesle ilgili sürekli problem yaşıyorum. Şu kablo yerinden oynayınca ses gidiyor tamamen. GoPro ses kaydetmiyor, ondan sonra sessiz güzel böyle eş gibi video oluyor. Genelde siliyorum o tarz videoları. Bu videoda birazdan sağlam bağladım kabloyu. Umarım çıkmaz. Şu anda altımızda TDR var. TDR ile ilgili bir sürü soru gelmişti. Hem onları biraz göstereyim, hem biraz derdimizi anlatayım ve 20.000 km'de TDR'ın ne durumda olduğunu size aktarayım istedim. Bildiğiniz üzere bunu biz sanırım 2 sene oldu mu, olmamış olması lazım. 2 sene oldu diyelim. 2 sene önce premium motosiklette yaptık bu motoru. Yapılış aşamalarının da hepsini paylaştım sizle. Bayağı uğraştık. Kendi ellerimle yaptım bu motoru sizin için. İlk gelen şeydi, ürünlerdi onlar. Test aşamalarından sonra işte doğru baga ağırlıkları, doğru yay seçimi vesaire derken bayağı envanter gelişti. Ondan sonra da birkaç kişiye verdik. Hatta Kerem de çekti bunun videosunu. Hemen soruların birine veya ikisine cevap vereyim. Yanlıyor mu ve teker yapıyor mu sorusunun cevapları. İkisi de evet. İkisini de yapıyor. Kerem'in videoda teker de vardı, yanlama da vardı. Ben de normalde mesela şu 90 derecelik aşıyla bile çıkarken sonuna kadar açtığınızda gazı alet yanlıyor yani. 180 cc oldu motorumuz. 125'liği var bildiğiniz üzere. 150'si var. Bunu aldığınız zaman da 180 oluyor TDR kit. Bu TDR kit ile ilgili yeni bir kampanya şeyi içindeyiz. Projesi içindeyiz. Eğer olursa çok güzel şeyler olacak. Şimdi neden burada durduk? Hemen onu da göstereyim. 0.60'ını soran arkadaşlar oldu. Veyahut da işte 0.100 burada biraz zor olur büyük ihtimalle. Bir 0.60 göstereyim size. Devir çok hızlı yükseliyor. 180 cc olduğu için biraz hızlı alıyor o torku. Ondan sonra bildiğiniz üzere de zaten burada bir Blue Core teknolojisi söz konusu. Blue Core'da ne oluyor? İşte 5000 devir civarı yanlış hatırlamıyorsam. Ekstradan bir subap devreye giriyor ve hani motor gidiyor. Turbolu gibi gidiyor. Bayağı dizel turbo araba kullandıysanız biliyorsunuz o 2000'de gelen turbo gücü gibi bir güç geliyor. Şu beyaz araba dönecek mi? Dönecek. Önümüzün yeterli açıklıkta olduğuna inanmıyorum ben. Şunlar geçtikten sonra bakalım 0.60. Aynen. Şu anda fena değiliz. Güzel. Hazır mıyız? %60 %100. Vallahi yetti. Artık saniyesini videodan bakarak göreceğiz. Ama fena değil. 60'a çok iyi çıktı. Umduğumdan iyi çıktı. İlk yaptığımızda kullanmıştım. Ondan sonra sanırım bunun bagaları ve yayı değişti. Tekrardan bir ayar yapıldı. Son halini göreceğiz. Bakalım şu andaki saniye ile ilk yaptığımızdaki saniye arasındaki fark ne olacak? Motorun genel olarak ilk önce titreşimini soran arkadaşlara cevap olsun. Motorun titreşimi bana biraz artmış gibi geldi. O zamanki titreşimini çok hatırlamıyorum ama bazı titreşimler vardır mesela. Elinizi ayağınızı uyuşturur. Bununki daha çok CC titreşimi gibi, yani yüksek CC bir motora biniyormuşsunuz gibi düşünün. Harley Davidson'a örnek verirsem mesela 883 çok titremeyen bir motor ama 1200 custom'a geçtiğin zaman böyle lömbür lömbür aletin altında tork olduğu belli oluyor. Çok da güzel alet sana belli ediyor. Biraz sonra şu sürüşü bitirdikten sonra size gösterdikten sonra bir motorun bloğunun ve aktarma sistemlerinin nasıl sağlam olacağıyla ilgili birkaç tane küçük tüyo vereceğim. Siz de bundan sonra scooter alacağınızda vesaire bunlara bakarsınız. Baktığınız zaman da zaten işiniz kolaylaşır. Ha, burada problem var veya da burada problem yok rahatça diyebilirsiniz. Şu anda bu 20.000 km'deki TDR ile kullanılan motor. Bu arada biz bunun bayağı içinden geçtik. Buna bir yazılım attık. Birkaç tane video paylaştım buna zamanında. Özel bir beyin koyduk. Beyinle beraber iki silindirmiş gibi bir ara çalıştırdık. Bir ara işte Harley Davidson gibi teklete teklete çalıştırabiliyorsunuz da normalde sizin alacağınız TDR kit'in içinde herhangi bir yazılım ve beyin yok. Tamamen stage'ler. Stage 1'den stage 5'e kadar aldığınız ürünler dahilinde önden başlıyor işte piston silindirden giriyoruz. Enjeksiyon sistemine oradan sonra varyatör, efendime söyleyeyim bagalar, yaylar. Arka tarafa doğru geçerken tabii ki debriyajımız var. Arkada dişlilerimiz değişiyor. Hepsi beraber 5 stage alırsanız, hava filtresi falan da vardı bu arada, onları da unutmayalım. 5 stage alırsanız belli bir fiyat var. Şu anda son fiyatını hatırlamıyorum ama
Vestage yapınca kampanyaya dahil daha ucuza getirebiliyorsunuz. Stage motorunuzu yükseltebiliyorsunuz. Bir kere ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Şimdi motor daha az yakıyor kesinlikle. Mesela şu anda ortalama yakıtım ne? 2.8. Ve ben sabahtan beri hani 0-100 deniyorum. Frenliyorum, gazlıyorum. Bir de altında böyle bir güç olunca sürekli gazı çeviresin geliyor gerçekten. Şurada size hemen şeyi göstereyim aslında. Küçük bir video olsun elimizde. Dur bakayım. Güzel araba. Şekil araba. Şurası mı? Bence şurası. Hem de sessiz. Oh ne güzel. Biraz leştanız bir yere geldik ama şimdi bak motordan indim. Orta sehpaya aldım aleti. Burayı dikkat edin. Motor aldık orta sehpaya. Şu camı açayım. Nefes alalım biraz. Gaza bastım. Arka teker döndü bak şimdi. Dönüyor. Durdu. Bu ne anlama geliyor? Herhangi bir şekilde kaçırma yok. Kavradığı zaman da güzel şekilde kavruyor. Normalde debriyajınızda ya da varyatör sisteminizde bir sıkıntı varsa bu teker durmaz. Şey çalıştığı sürece, silindir döndüğü sürece bir yakalar bir bırakır, bir yakalar bir bırakır. Bu böyle döner. Gaza bastığınızda döner. Ondan sonra durmaz. Durdurduğunuz zaman elinizde böyle duruyor olması lazım. Bu iyi bir şeyin göstergesi. Ha, direkt böyle gazı bırakınca zank diye duruyorsa arka fren falan kilitlenmiş de olabilir ama şu anda sorunumuz o değil. Rahat şekilde dönüyor. Rulmanlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Ve ondan sonra da istediğimiz zaman duruyor. İkinci kontrol edeceğiniz şey frene basılı. Ön frene basıyorsunuz. Gaza bastınız. Şu anda motor öne doğru yıkıldı. Ama herhangi bir sekme yapmıyor. Şimdi burada ne yaparsa dikkat etmeniz gerekiyor. Gaza bastınız. Bir tutup bir salıyorsa debriyaj veyahut da kayışınızda bir sıkıntı var anlamına geliyor. Onun da mesela örnek olarak nasıl bir şey olabilir? Yani şöyle bir hareket yaptığını düşünün. Ha şu. Bunu yapıyorsa aşağıda o bagalar bir tutuyor, bir salıyor, bir tutuyor, bir salıyor. Scooter alırken de genel olarak kontrol edeceğiniz şeylerden birinin bu olması lazım. Şöyle bir çıkalım bakalım. Bak mesela şurada gaz açtım, alet yanlıyor. Ey yavrum. Bir de kesinlikle söylemem lazım, alet gidiyor. Gittiği için de kesinlikle lastiğe ihtiyacınız var. Bu alete takacağınız orijinal veyahut da batlayak lastiklerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü İstanbul asfaltı, yani şu asfaltta bu aleti kontrol etmek kolay değil. Eğer o güce hakim olamıyorsanız güzel lastik takın. Hey yavrum. Bu sıcakta çok da akıllıcı olmayan bir şey yapacağım ama yani video çekmek için fena değil burası. Çok fazla da uzaklaşmak istemedim çünkü İstanbul'da artık sessiz yer bulmak gerçekten imkansız. Birkaç tane soruyu böyle cevaplamak istiyorum. Ses herhalde problemsiz şekilde geliyordur size. Kayıtta olup olmadığımızdan emin oluyoruz. Evet şimdi maliyeti ve aşınma yüzdesini soran arkadaşlar var. Maliyeti değişken ilk yaptığımızda biz full stage'i sanırım 4200 liraya falan geliyordu. Mantıklı bir seçenek oluyor. Çünkü 125'lik motoru alıyorsunuz. 150'nin de üstünde bir hale getiriyorsunuz. Ve 150 ile arasındaki fark kadar belki hani 300-500 lira üstüne yapıyordunuz. Çok da güçlü bir motorunuz oluyordu. TDR X-Max 300 için bir şeyler yapıyor mu? Şöyle X-Max serisinde TDR'ın birkaç tane stage'i geldi de full stage getirmedik. Çünkü istediğimiz performans gelmiyor. Hani fiyat aralığına da baktığınız zaman çok da mantıklı bir seçenek olmuyor. O yüzden şu anda araştırmalar devam ediyor. Hani istediğimiz performansı alabildiğimiz bir stage yaratabilirsek ondan sonra X-Max serisine de gelecek. X-Max'in parçaları da var hala, yani yok değil. Ama M-Max ağırlıklı şu anda. Hatta başka sorulan bir soru, PCX için var mı demiş arkadaşım biri. Şu anda sadece X-Max ve M-Max üzerinden gidiyor. 0-1 motor alınıp ömürlük kullanılır mı? Kullanılır. Çünkü şu anda kullanan da var. 0 alıp, hatta benim arkadaşım, iki tane arkadaşımı öyle yaptık. 0 aldık motoru, direkt TDR'da çıkardık. Çünkü hani 155 mi alsak, 125 mi alsak arasındaydık. Dedik ki 125 alalım, 180 yapalım, devam. 125 ve 155 çok fark eder mi? Çok fark, yani 155'ten 180 yaptığınız zaman İnanılmaz bir fark olmuyor ama kalkışta gidişte hala o farkı çok rahat hissedebiliyorsunuz da 125'ten inanılmaz farklı bir motor. Bir kere kalkışı fark ediyor ve o orta devirlerdeki güç diğer motorlara nazaran, mesela X-Max kullanıyorum ben normalde, X-Max'e göre bile çok fena gidiyor alet. Yani dengesiz bir anda gaz açtığım zaman
tekere gelmeler, yanlama söz konusu oluyor. Boynunda kaç tane zincir, boynundaki zincir kaç halkadan oluşuyor demiş. Hiç saymadım. İki tane zincir var boynumda ama halka sayısını bilemeyeceğim. Çok zor bir şey sordun yani. Kawasaki ne zaman çıkıyor demiş arkadaş. Bu video yayınlandığında büyük ihtimal çıkmış olacak. 20.000 kilometrede hala aynı performansı veriyor mu? Veriyor. Kesinlikle veriyor. Herhangi bir problemi yok. Zaten sürekli kontrolümüz altında motor. Biz zorluyoruz. Kırıldım diye bakıyoruz. Zorluyoruz bakıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir parçası değişmedi. Olduğu gibi taktığımız bütün parçalar yerinde duruyor. Sadece bagalar ve yayda değişiklik yaptık. Hani performansı biraz arttırabilir miyiz diye. Onun dışında hiçbir şey değişmedi. 0-100'ü denedik. Titreşimi söyledim. XMAX 250'ler için 335 set şu anda henüz yok. Tekere geliyor mu sorusunun cevabı evet. Hoşuma gitmeyen bir özelliğini söylememi istemiş bir arkadaş. Büyük ihtimal performansa göre yeterli freninin olmaması. Büyük ihtimal olur. Yani MX'te onu da işte balata değiştirerek veyahut da fren merkezi değil de aşağıda kaliperi değiştirerek halledebilirsiniz. TDR'ın kaliper setleri vardı, henüz gelmedi de. Gelirse onları da deneriz. Onlarla da ilgili küçük bir video çekelim sizin için. Bugün karşınızda TDR performansı NMAX'imiz vardı. Benim düşüncelerim bunlar. 20.000 km sonra da motorun durumu bu, hala hayvan gibi gidiyor alet. Yaptırmak isteyen arkadaşlar için Motoriz mağazasını herkesi bekliyoruz. İlk TDR'ı ben yaptım biliyorsunuz. Girdik içeri premium motosiklete, söktük tamamen. Tek tek kendi ellerimle montajını yaptım. Ustalar eşliğinde tabii ki. Ve problemsiz bir şekilde şu anda herkes kullanıyor. TDR ile ilgili yani büyük bir problemli geri dönüş aldığımızı hatırlamıyorum. Aldıysak da çözmeye çalışıyoruz. Karşınızda TDR'lı MX. MX'd ya da TDR Performance Max. Neyse onun ismini bulur, yakın zamanda veririm size. Unutmayın diyelim, kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlardan size iyi baksınlar. Görüşmek üzere.